kış aylarına girdiğimiz şu günlerde nasıl ayakkabılar tercih etmeliyiz? Topuklu, topuksuz, çizme, botta trendler geliyor ekranlarınıza. Ayakkabılar havalı ve güzel bir stil ortaya çıkarmanın en iyi yollarından biridir. Her sezon değişen, değişik renkler ve modellerle yeni trendler, yeni stiller ortaya çıkarıyor. Yanımda ayakkabı tasarımcısı Pelin Hanım var. Şimdi ayakkabıya dair her şeyi ondan öğreneceğim. Pelin Hanımcığım, bize birazcık anlatır mısınız? Ayakkabılardaki son trendler neler? Tabii ki. Bu sene beyaz çok moda. Ve onun dışında vahşi desen diye tabir ettiğim leopar, yılan desen, zebra desen, bunları birçok ayakkabı modelinde biz de uyguladık. Topuklu ayakkabılarda topuk boyu genelde kaç santim olmalı? Genelde normal ideal topuk boyu 5-6 santimdir. Fakat biz kadınlar yüksek topukların üzerinde olmayı daha çok seviyoruz. Tabii buna rahat diyemiyorum ama bu da kişiye göre değişiyor. Az önce de birazcık konuşmuştuk. Aslında çok yüksek topuklularla koşabilenler de var. Evet. Ben de onlardan bir tanesiyim. Nasıl rahat ediyorsanız. Ama onu bir süreden etmeyeyim. Sonra şey oluyor sanırım. Çok yüksek eğer çok uzun bir davetteysek, bir yerdeysek en azından yanımıza yedek bir ayakkabı alabiliriz. Eğer o ince topukların üstünde duramayacak dereceye gelirsek bir şekilde kurtarabiliriz. Gardırobumuzun olmazsa olmaz ayakkabı demirbaşı hangisi? Stiletto. Stiletto'nun siyah ve ten rengi mutlaka dolabımızda olmalı. Her elbiseye kurtarıcı bir ayakkabı çünkü. Hem günlük hem gece kullanımı için hangi ayakkabıyı seçmeliyiz? Mesela bu sezon ve geçen sezonda çorap çizmeler çok moda biliyorsunuz. Evet. Güne bir kot, tişört ve bir çorap çizmeyle başlayıp akşamda bir davete katılacaksak kısa mini bir elbiseyle bir çorap çizmeyi geceye de uyarlayabiliyoruz. Burada da çizmeler görüyoruz burada gerçekten. Evet, gördüğünüz gibi dizüstü çizmeler. Pelin Hanım, kadınlar mağazaya ilk geldiğinde ilk önce hangi modele doğru koşuyorlar? Ya belli bir aradıkları oluyor. Bir davet için ayakkabı arıyorlar. Ya mutlaka bir kombinleri oluyor kafalarında. Ama tabii en çok tercih edilen şu sıra çorap çizmelerimiz, cowboy botlarımız ve yılan desenli ayakkabılara daha bir yoğunlaşıyorlar. Mesela kovboy çizmelerden bahsetmiştiniz. Beyaz rengi seçmek istedim çünkü ayakkabıyı beyaz seçersek eğer kombinde birazcık zorlanıyoruz. Bize bu konuda tüyolar verebilir misiniz? Aslında beyazı kombinlemek zor gibi gözüküyor ama mesela benim tercihim bir kot etek, beyaz bir tişört ve beyaz Dallas botla günümü kurtarabilirim. Mesela desenlerden bahsettiğimizde leopar deseni kombinlemenin zor olduğunu düşünenler de oluyor. Benim tercihim simsiyah giyinip ayakkabımızda bu leopar deseni kullanabiliriz. Zaten şöyle bir modelde de leoparı sporlaştırmış oluyoruz. Çok dikkat çekmek istemiyorsak bu tarz desenli ayakkabılarda daha düz olan ürünleri tercih edebiliriz. Burada bir kırmızı ayakkabı görüyorum. Evet, kırmızı zaten olmazsa olmaz. Değil mi? Hepimiz hem yeni yılda yaklaştığında biz de birden bir kırmızılara bürünüyoruz. Evet. Öyle bir alışkanlık olmuş. Evet, yeni yılda çünkü kırmızı bizim uğurlu rengimiz diye düşünüyoruz. Hep bu ayakkabılara da yansımış durumda. Kırmızı ayakkabılar var. Biraz sonra da sizler için gezeceğim ve birkaç tane deneyeceğim. Ayakkabı alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tabii ki ilk etapta rahat ettiğimiz ayakkabıları tercih etmeliyiz. Ama topuklu ayakkabı giymek istiyorsak rahatlığı ikinci plana atmalıyız. Peki Pelin Hanımcığım, ayağımızın ayakkabıda rahat etmesi için çok yüksek paralar mı ödememiz gerekiyor? Hayır, çok fazla para ödememize gerek yok. Çok pahalı aldığımız bir ayakkabıda da rahat edemeyebiliriz. Bunun için ayakkabının kalıbı, topuğu,
gibi unsurlar da ayakkabının rahatlığını etkiliyor. Hani çok ucuz da aldığımız bir ayakkabı da gayet rahat ve şık gözükebiliriz. Evet. Mesela gardırobumuzun olmazsa olmazı stilettolar için ne kadardan ne kadara başlayan fiyatlar söyleyebiliriz? 90 liralık da bir stilettomuz var. Gerçek deri malzemeden üretilmiş 500 liralık da bir stilettomuz var. Yeni trendleri öğrendim. Seçtiğiniz ayakkabıya göre siz de stilinizi yansıtabilirsiniz. Görüşmek üzere.